Merhaba, iyi günler. Türkiye'deki değişik grupları, etnik grupları ele alan bir dizi yayın yapmaya başladım. Önce Lazlarla başladım. Daha sonra Çerkezler diye devam ettik ve şimdi de sıra Zazalara geldi. Bu konuda Roşan Lezgin, araştırmacı ama aynı zamanda edebiyatçı, yazar Roşan Lezgin'le konuşacağız. Roşan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Ruşen Bey, merhabalar. Evet, adlarımız çok birbirine yakın. Çok zor bir konuya giriyorum aslında. Çünkü biliyorum ki Zazalık meselesinde bayağı bir tartışma var. Özellikle siyasi anlamda. Biz mümkün olduğu kadar daha genel olarak bu nedir, nasıl bir kültürdür, kimlerdir Zazalar, bunları konuşalım istiyorum. Önce bir girizgah yapalım. İnsanlar hep Türkiye'de Zazaları duyarlar, Kürtleri duyarlar, başkalarını duyarlar ama tam olarak ben mesela yıllarca Çerkezlerle iç içe yaşadım ama birçok şeyi geçen hafta yaptığım yayında öğrendim. Ki bu benim ayıbım tabii ama Türkiye'nin genel olayıyla da ilgili bir şey. Nedir Zaza derken neyi kastediyoruz? Zazalar toplumsal bir Kürt grubudur. Zazaları tarif etmem için öncelikle Kürtlere bakmak lazım. Biliyorsunuz birçok millet böyle farklı toplumsal gruplardan oluşur. Örneğin Türklerin 52 farklı gruptan oluştuğunu biliyorum. 52 Türk toplumsal grubunun olduğunu biliyorum. Kürtler de örneğin Ziya Gökalp'ın tarifiyle, deyimiyle ki Ziya Gökalp 1920'lerin başlarında Türklerin Kürtlere yönelik politikasının netleşmesi veya işte uygulanması yönünde ona yarayacak raporlar hazırlıyor. Biliyorsunuz Ziya Gökalp Diyarbakır'da yaşayan bir kişidir ve Kürtler içerisinde yaşamaktadır. Annesi Kürttür ve Kürtler konusunda çok sahip bilgilere sahiptir. Kendisi anlatıyor, diyor işte Kürtlerin edebi eserlerini tetkik ederek, araştırarak Kürtleri 5 gruba ayırmıştım. Yani 5 grup olduğunu görmüştüm. İşte bunlar Kurmancî, Zaza, Soral, Goran ve Luh gruplarıdır. Tabii bunların konuştukları diller de vardır. Bunlar birbirini anlamazlar ama konuştukları lisanları hepsi eski Kürtçe adı verilebilen bir Kürtçenin türevleridir diyor. Yani Kurmancıların, Zazaların, işte Soraların, Goraların, Evramilerin, Lurların konuştuğu diller, lisanlar diyor bunlar eski Kürtçenin türevleridir, varyantlarıdır. Örneğin diyor, örnek veriyor, Latin lisanlarıyla Latince arasında ne gibi bağlar varsa eski Kürtçe ile bu yeni Kürtçeler arasında da o bağlar vardır diyor. Yani onun tarifiyle. Bundan şunu anlıyoruz, Zazaların bir Kürt grubu olduğunu, yani 5 gruptan bir grup olduğunu, Kürtleri oluşturan gruplardan bir grup olduğunu. Şimdi sözünüzü keseceğim ama baştan girdik buna tabii. Hayır Kürt değil diyenler var biliyorsunuz ve bu özellikle o dönemde. Onu bir tarif edelim, biz Zazaları tanıyalım, ondan sonra o konulara da isterseniz hatırlarsanız yani değinmek isterim, ben de değinmek isterim. Nedir onlar? Onu da anlatabiliriz ama şu anda bir tanıyalım, yani bir toplumu tanıyalım, bu toplumsal grubu tanıyalım, onu istiyorum. Yani daha iyi olur izleyiciler açısından da Ruşen Bey sizin de izniniz olursa. Zazalar, yani yine Ziya Gökalp'ın deyimiyle kendilerine Arapça kafın kesriyle kır derler. Ben de buna şahidim, biz kendimize Kürt diyoruz. Yani ben Diyarbakır şehir merkezine gelmeden Zaza sözcüğünü duymamıştım, Zaza adını duymamıştım. Bize Zaza denildiğini de bilmiyordum. Biz kendimize Kürt diyoruz ve dilimize de Kürdi diyoruz. Bu Kürt ve Kürtçenin anlamındadır. Yani Türkçe olarak Kürt, Kürt demek, Kürdi de Kürtçe demektir. Yani biz konuştuğumuz dile Kürt diyoruz. Kürdi diyoruz, kendimize de Kürt diyoruz. Onu demek istiyorum. Türkler diyor, Türkler ise Kürt adını Kurmancılara tahsis etmiş. Ziya Gökalp öyle diyor. Filan adam Kürt müdür ya da Zaza mıdır dediğimizde aslında kökten maksat kurmacdır diyor. Yani kurmac grubu kalabalık bir grup olduğu için Türkler Kürt adını ve Kürtçe adını kurmancılara ve kurmancıya tahsis etmişlerdir diyor. Şu anda da böyledir. Yani gördüğümüz bu tespit doğrudur. Zazalara Zaza adını vere yine Türklerdir diyor. Zaza adını Zazaların kendisi de kurmancılar da kullanmazlar. Kullanmıyordu. Bu son yıllarda böyle hani meşhur olduğu teşmil edildi bütün gruba. Zazaki konuşan bütün gruba teşmil edildi. Bunu ilk kez Evliya Çelebi söylüyor seyahatnamesinde. Ekradi Zaza diye kullanıyor. Yani bir tamlama olarak Zaza adını, Zaza sözcüğünü bir tamlama olarak kullanıyor. Bu Zaza benim tespitlerim ki bu konuda yazmışım, sahih tespitlerdir, ispatlıdır. Zaza sözcüğü Zavazan sözcüğünden geliyor. Yani o eskiden bilinen veya şurada burada Zaza adını var olduğundan değil. Zavazan yani yaylaklar Arapça kaynaklarda çok geçiyor. Bu Zavazan bir bölgedir. İşte Bitlis'ten başlayarak Dersim'e kadar, işte Ermeniye dağlarına kadar, işte Ahlat'tan Diyarbakır'ın kuzeyine kadar olan bölgeye Arapça kaynakların birçok kaynakta, işte Arapların bu bölgeye gelişinden bu yana, yani 600'lü yıllardan bu yana bu bölgeye Zavazan ya da Zozan el-Ekrat diyorlar. Yani Zaza adı bir etnik ad değildir. Bir coğrafik bir adlandırmadır. Topografik bir addır. Diğer Kürtlerde de var, Türklerde de var. Örneğin Azerbaycan bir toprak adıdır. Ama günümüzde teşmil edilmiş, gruba teşmil edilmiş. İşte Azeri diyorlar, Azeri Türkleri diyorlar, Azerice diyorlar. Tıpkı bunun gibi yani Zaza adı bir etnik ad değildir, etnik adlandırma değildir. Bir coğrafik bir ad. Peki şu anda Zaza diye tarif etmeye çalıştığımız kişiler sadece Türkiye toprakları içinde mi yaşıyorlar? Evet. Sadece Türkiye toprakları içerisinde 12 ilin sınırları içerisinde yaşıyorlar. Bunlar şöyle sıralayabiliriz aşağıdan yukarıya doğru. Bitlis'in Utki ilçesinde, Siirt'in Baykan'ın birkaç köyünde, ondan sonra Muş'un Varto ilçesinde, Diyarbakır'ın kuzey dağlık ilçelerinde, Bingöl'ün hemen hemen çoğunda, işte Karlova, belki onlar karşıt, Elazığ bir kısmında Palo falan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, işte Adıyaman'ın Gerger içerisinde, Dersim'in çoğunluğunda, tabii bunlar dediğim yerlerde kurmacılarla birlikte yaşıyorlar. Erzurum'un bir kısmında, Erzincan'ın işte Hınıs ilçesinde, Sivas'ın bir kısım alt Dersim bölgesine düşen kısımlarda, Malatya'nın Kütürge ilçesinde, hatta Kayseri'nin Sarız, Gümüşhane, Aksaray ve Ardahan'da da bir kısım yerleşik olarak yaşayan Zazalar var, dağılmışlardır. Ruşen Bey, tarihsel olarak şöyle bir olay vardır. Benim tespitlerime, benim okumalarımdan elde ettiğim sonuç şudur. Biliyorsunuz İslamiyet yayıldığında bir kısım Kürtler İslamiyet'i gönüllü olarak kabul etti ama bir kısım Kürtler kabul etmedi. Özellikle işte Mazdegi dinine mensup olanlar, yani İrani dinlere mensup olan Kürtler zaten bu bölgede o zaman İrani dinler hakimdi. Birkaç tane İrani din veya versiyonları hakimdi. Kabul etmediler. Ondan sonra Abbasiler döneminde Abbasi yani hilafet devleti, Arap devleti, İslam devleti güçlenince İslamiyet'i kabul etmemiş olan gruplara karşı yönelik hareketleri oldu, baskıları oldu. Kürtlere yönelik 5 kez sefer düzenlediğini biliyorum ve en sonunda 831 yılında Türk lejyonerlerin de olduğu, yani ordunun içerisinde Türk paralı askerlerin de olduğu ordu Azerbaycan'da veya işte Van Gölü'nün yukarılarında bir yerde Mazdegilerin lideri olan Babek'i, hem ruhani lideri hem toplumsal siyasal lideri olan Babek'i yakalıyorlar. Ondan sonra Bağdat'ta çok böyle facia bir şekilde onu katlediyorlar. Ağır bir kırılma yaşanıyor ve aşağıdan yukarıya doğru, yani işte ovalıklardan, Kürdistan'ın güneyin kısmından, güneydoğu kısmından dağlık kesime doğru bir çekilme yaşanıyor. Bu İslamiyet'i kabul etmemiş olan Kürtler. İşte bir kısmı Cizre üzerinden, yani Hakkari'nin batısından, bir kısmı da Hakkari'nin doğusundan, Van Gölü'nün üst kısmından böyle dağlık kesimlere çekiliyorlar. İşte Fırat'ın aşağı kısmında olanlar Cizre üzerinden gelenlerdir. Fırat'ın üst kısmında, Dersim bölgesinde olanlar Van Gölü'nün üst kısmından dağlara sığınanlardır. Bunlar hala Dersim bölgesi İslamiyet'i kabul etmedi ama alt kısmı, Fırat'ın alt kısmında 1000'li yıllardan başlayarak aşama aşama işte şeyhlerin gelmesiyle, irşad faaliyetleriyle Müslümanlaştı. İşte Şeyh Ali Palevin'in gelmesiyle, daha önce Pir Mansur'un gelmesiyle, ve hatta şunu diyebilirim, İslamlaşma süreci, yani Zazalar'da Müslümanlaşma süreci 1950'lere kadar devam etti. Şu anda 1950'lere kadar da Müslümanlaşmamış, yani Fırat'ın batısında işte dağlı kesimlerde, Akdağ civarında Müslümanlaşmamış, tamamen hani Müslümanlığı bilmeyen kesimler vardı. Ondan sonra şu anda Fırat'ın alt kesimde yaşayanların önemli bir kısmı, çoğunluğu diyelim, Şafii mezhebine mensup. Fakat yukarı kesimler Dersim'e fazla irşad faaliyetleri olmadığından dolayı, Dersim'in kapalı olmasından dolayı sık ormanlarla, dağlık araziyle, dağlık bir arazi olduğu için orası Müslümanlaşmadı. Yani şu anda Alevi dediğimiz inanç aslında Türkler Alevi diyor. Ali taraftarlığıyla alakası yoktur. Onlar Ehli Hak veya işte Yarsan veya hatta eski adıyla adlandırırsak Mazdeki inancına mensup Kürtlerdir. Yani Alevi taraftarlığıyla alakası yoktur. Ama Türkler bugün onları işte 150 yıldır kendilerine Alevi diyorlar. Kendileri de artık kendilerine Alevi demeye başladılar. Aslında Alevi değiller. Onlar Yarsandırlar, Ehli Hak'tırlar. Yani inançları eski o İrani dine mensup olmalarıdır. Peki bugüne gelecek olursak ne kadar bir sayıdan bahsediyoruz? Bu konuda elinizde rakamlar, Türkiye'de etnik kimlik sorulmuyor ama bir takım tahminler yapıyor herkes kendisi değişik şekillerde. Sizin bu konuda bir şeyiniz var mı? Çalışmanız ya da güvenilir kaynakların söylediği bir rakam var mı? Böyle güvenilir bir rakam elde etmek mümkün değil Türkiye şartlarında. Ondan sonra bu son 30 yılda bu düşük yoğunluklu savaşın özellikle dağlarda sürmesinden kaynaklı Zazaların yaşadığı coğrafya, yaşadığı yerler ağır bir göç olayına maruz kaldılar. Ama böyle dünya genelinde bakarsak, yani sadece bölgeye değil, yani Zazaların yaşadığı yerlere değil, genel olarak bakarsak bilmiyorum, belki 5 milyon diyebiliriz yani. Evet. Ama tahminidir yani, bunun kesin şeyi yok. Fakat hani asimile olmuş toplum, ağırlıklı olarak asimile olmuş, işte şu anda Zazaki konuşan toplumun çok az olduğunu söyleyebilirim. Fakat hani eğer o dağlardan gitmiş olan, işte Avrupa'ya, şuraya buraya, dünyaya yayılmış, Türkiye'nin batısına yayılmış bütün toplumu göz önünde bulundurursak, bilmiyorum, belki 5 milyon diyebiliriz. Şimdi esas olarak Zazalar dil üzerinden kendilerini gösteriyorlar diye biliyorum ve görüyorum. Bir yazılı edebiyat siz yazıyorsunuz biliyorum ama tabii ki yazanlar illaki vardır ama bir yaygın anlamda kitap, yayın, televizyon ya da radyo vesaire gibi bir Zazaki diyorsunuz buna, dile. Böyle bir şey var mı? Geçen mesela bir şey gördüm, bir haber gördüm. Zazaca kitaplarda kriz diye. Ben şimdi o piyasayı, kitap piyasasını bilmediğim için krizin de ne olduğunu anlamadım. Nedir? Gerçekten Zazaki bir edebiyat ya da her türlü basın yayın, medya faaliyeti var mı? Ne durumda? Şöyle diyebilirim, yazılı edebiyat ilk, yani Zazaların bizzat kendilerini yazdığı ilk kitap 1899 yılında Diyarbakır'da yayınlanmıştır. Bu bir manzum bir eserdir, mevlüttür. resmi ruhsatla yayınlanmıştır. Yani o zamanın Kültür Bakanlığı'nın, Eğitim Bakanlığı'nın izniyle yayınlanmıştır. Adı da Mevlüd-i Kırdi'dir. Yani Kürtçe Mevlüt'tür. Ondan sonra tabii Türkiye'de katı, Türklere yönelik katı bir dil yasağı, işte milliyet yasağı olduğundan dolayı uzun süre 1960'lara kadar bir şey yoktur. Yani varsa da böyle medrese hocalarında daha yeni biz fark ediyoruz ya ortaya çıkıyor. İşte el yazmaları falan bulabiliyoruz ama böyle hani bilinen, kitleye hitap eden basın yayın diyebileceğimiz tarzda bir şey yoktur. Ama 60'lardan sonra hani 60 darbesinden sonra daha doğrusu yavaş yavaş Türklerin de dergi çıkarmaya başlaması, gazete çıkarmaya başlamasıyla işte gazetelerde, dergilerde Kurmancı'nın yanı sıra Zazaki yayınlar da, Zazaki yazılar da çıkmaya başlıyor. Tabii bunlar çok primitif, çok böyle hani ilkel diyeceğimiz hani gramerin bilinmediği, böyle çok da dil kurallarının bilinmediği tarzda yazılardır. İşte Hava dergisinde var. İşte 1943 yılında Şam'da yayınlanmış. Ondan sonra Roja Neve gazetesi var, 1963 yılında İstanbul'da yayınlanmış. Roja Velat gazetesi 1977 yılında yayına başlamıştı. Onda metinler var. Tireç dergisinde var. Armaç, Berban, Hivir, Rojname, Nubuhar, Nudem, Azadi dergisi, Medya Güneşi dergisi, Velat gazetesi, Dengi Azadi, Jiyana Nuh vesaire sayabileceğim Kürtlerin yani Türkiye sınırları içerisinde, Türkiye siyasi sınırları içerisinde yaşayan Kürtlerin çıkarttığı bütün yayınlarda az veya çok 1 veya 5 mutlaka Zazaki bir yayın da vardır Kurmancı'nın yanında. Ondan sonra bu son yıllarda işte 2000'li yıllardan sonra kitap yazımı, Türkiye'de bir yumuşama ortamı oluştu biliyorsunuz. Avrupa Birliği'ne katılım süreci gibi bir şey vardı. Paketler açıklanıyordu. O zaman Türkçenin dışındaki dillerin üzerindeki yayın yasağı kaldırıldı. Şu anda kaba taslak söylersek belki 500'den fazla Zazaki kitap vardır diyebilirim. 500'den fazla yani tam şey yok elimde. Ama 500'den fazla olduğunu söyleyebilirim. Birçok dergi var, yayın hayatını sürdüren dergiler var. İnternet sitelerinde yani Zazaki yayın yapan internet siteleri vardı. Ama hala Zazaki'nin işte o yazım kuralları, dil bilgisi kuralları, imla kuralları hala tam oturmuş değildir. Biraz da hani şeylik vardır. İşte bir devlet böyle bir otorite olmadığı için bunlar münferit yani şahsi çalışmalardır. Şahsi çalışmalar olduğundan dolayı bakış açıları farklıdır veya anlayışları farklıdır veya dil bilgileri farklı olduğundan dolayı bazı küçük farklılar da oluşur ama genel olarak Zazaki'nin artık yani yazılı Zazaki'nin önündeki engellerin yazım kuralları açısından söylüyorum. Çoğu halledilmiş durumdadır yani. Peki demin devlet otoriteden bahsettiniz. Devlet biliyorsunuz açılım sürecince beraber özellikle dillere de açıldı ve üniversitelerde dersler verildi. Kurmancı, Zazaki başka dillerde de var. Merkezler açıldı, açılan yerler de var. Bir de ilkokullarda, ilköğretimde seçmeli ders uygulaması var ama bu konuda şu ana kadar konuştuğum bütün gruplar çok şikayetçiler, çok tam yerine oturmadığını söylüyorlar. Tabii bu biraz da taleple ilgili bir şey. Yani birilerinin istemesiyle ilgili bir şey sanki. Ki diğer örneklerde de bunu gördük ve genellikle bir takım sivil toplum kuruluşları falan aileler üzerinde kampanyalar yapıp çocuklarını seçmeli derse ikna etmeye, başvurmaya çağırıyorlar. Zazalarda durum nedir? Üniversite eğitimi ve ilk öğretimdeki seçmeli ders konusunda bir ilgi var mı? Çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi orada bir şey takıldı kafama. Taleple ilgilidir dediniz. Talep böyle hani halkın kendi kendine işte biz vay dilimiz gitti işte şu oldu bu oldu diye bir talep oluşturmasını bekleyemeyiz. Halk netice öncelikli olarak önceliği yaşamaktır. Yani güvendir, güvenli bir ortamıdır, yaşamaktır. Bizim toplumumuzda şu anda önceliğimiz yaşama koşullarımızdır ve güvenliğimizdir. İkisinde de yani ağır sorunlar yaşıyoruz. Bu bir. Yani dil daha 3. 4. sıraya geçiyor böyle bir şeyde. Çünkü önce yaşamak istiyorsunuz. Önce güvenliğinizi sağlamak istiyorsunuz. İşte devletle karşı karşıya gelmemek istiyorsunuz. İşte köyünüz boşaltılıyor, şehre geliyorsunuz. Yani coğrafyanız değişiyor. Önceliğiniz odur. Ondan dolayı hani bu talep, işte siz talep etmediniz, ondan sonra ilgi duymadınız, diliniz kayboluyor falan, işte suçlu sizsiniz diyemeyiz. Yani Zazalara, Kurmancılara, yani Kürt toplumlarına bunu diyemeyiz. Diğerlerine de bunu diyemeyiz. Yani işte varsa ne bileyim Lazlar veya Sarı vesaire böyle bir şey söz konusu etmek, yani aydın bakışına işte ne bileyim oturmuyor. Fakat burada İşte açılım, belli bir şey için bir açılım yapıldı. Yani bu temel bir şey değildi. Yani bu konjüktürel bir şeydi. Yani ki öyle olmasaydı zaten 3-4 yıl sürmezdi. İşte iktidar, yani hükümet daha doğrusu diyelim, Kürtlerin şeyine ihtiyaç duydu, partnerliğine. Ondan sonra Kürtleri memnun etmek için bazı açılımlar yaptı. Ama onu çok kısa bir sürede geri aldı. Yani eski ayarların daha ötesine geçecek bir durumda geri aldı. Örneğin seçmeli dil hakkı verdiler ama seçmeli dil hakkını uygulanmaması için her şeyi yapıyorlar. İşte üniversitelerde çocuklar okul okuyor, işte şey sınavına giriyor, nedir adı, o memurluk sınavlarına giriyorlar. Sırf o bölümde mezun olduğu için herhangi farklı bir dalda da memuriyet almıyor. Şimdi sen halktan birisin, işte okuyorsun bir yerde bir iş yapmak için, ekmek kazanmak için, işte hayatını idame etmek için okumuşsun ama senin okuduğun dal suçlu olarak gösteriliyor. İşte sen o daldan, yani o bölümde mezun olduğu için herhangi bir işe giremiyorsun. Veya işte diyelim ki öğretmen aldılar şey için ama o öğretmenler hemen kısa bir sürede, yani Zazaki veya Kurmancı öğretmeni olarak aldıkları öğretmenler dahi kısa bir sürede başka dallara, işte Türkçe öğretmenliğine, matematik öğretmenliğine verildiler. Şimdi böyle bir devletin bize yönelik, Kürtlere yönelik politikası değişmiş değildir. Yani nedir bu politikası biliniyor zaten, hani Kürtleri işte çürütme, yok etme, inkar, işte yoksun, bütün bunlar devam ediyor. Ağır bir şekilde devam ediyor. Güncellenerek devam ediyor. Böylesi şartlarda biz halka işte sen niye talep etmedin, niye dilini konuşmuyorsun ki dilini konuşanlar öldürülüyor. Mesela önceki gün İstanbul'da bir Kürt sırf Kürtçe konuştuğu için hiç tanımadığı adam, Kürdistan'dan gelmiş Erbilli bir vatandaş. Ondan sonra orada öldürüldü. Yani Kürtçe konuştuğu için böyle bir ortamdan söz ediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda Kürtlerin taleplerinde bir sorun vardır veya dillerini talep etmediler. Ondan dolayı bu iş yürümedi diyemeyiz. Onu öncelikle söyleyeyim. Fakat bir dil, yani yaşaması için öncelikle o dilden o insanların böyle kazanç elde etmesi lazım. Yani o dilden yaşamına idame etmesi gerekiyor. Mesela müzik yapıyorsa şeylerini, para kazanması, kitap basıyorsa para kazanması lazım. Ya da yayın evi kuruyorsa cepten vermemesi, yayın evinin kendi kendini sürdürmesi lazım vesaire. Evet. Ben 30 yıldır bu dilde yazıyorum. Bu dilde çalışıyorum. İşte 30 yılımın en az 10-12 yılını gizli yaptım. Hiç kimse bilmiyordu, yani kimse, sıradan çevremdeki insanlar bilmiyordu benim yazı yazdığımı. Gizli yazıyordum. Ondan sonra 2001'de tutuklandım işte yazmaktan dolayı. Ağır sorgudan geçtim, işkenceden geçtim. Ondan sonra açığa çıktı, yani böyle bir şey. Ondan sonra çıktıktan sonra hani bir gün bir yayınladım. İşte 22 tane kitap yayınlamışım. Benim 20 tane kitap yayınlamışım. Kendim yazmışım. 24-25 tane çeviri yapmışım. Bu kadar böyle şeylere katılmışım. Dilimden bu kitaplarımdan bir kuruş para kazanmış değilim. Kendi cebimden çoğunu basmak zorunda kalmışım. Böyle bir şeyden söz ediyoruz. Yani şimdi halkın Zazaki okuma yazmayı bilmesi için hepsinin Türkçe gibi kurstan geçmesi lazım. Yani şimdi ilkokulu Türkçe okuyorsun, ortaokulu Türkçe okuyorsun, liseyi Türkçe okuyorsun, üniversiteyi Türkçe okuyorsun. Ondan sonra yabancılaşıyorsun. Yani orada bir bilinç yaralanması oluşuyor. Kendi olamıyorsun. Kendi kitaplarını okumaktan yabancılaşıyorsun. Peki şeyi sorabilir miyim? Söz ediyoruz biz. Zazaların sivil toplum olarak örgütlenmesi anlamında nasıl bir potansiyelleri var? Yani arada sırada gözüme çarpıyor Zazaların bir takım vakıfları, dernekleri. Gerçekten bir böyle bir büyük ölçüde dil üzerinden giden bir olay söz konusu anlaşıldığı kadarıyla Zazalık. Çünkü Kürt sorunundan ayrı ele alınması zor bir şey ama Zaza meselesini esas olarak dil üzerinden. Bu anlamda nasıl bir örgütlenme içerisinde Zazalar bir şeyleri federasyonlar, dernekler, vakıflar vesaire ne durumda? Yani böyle bir önce onların hani yaşadığı ortamı, politik ortamı, siyasi ortamı iyi analiz ettiğimizde herhangi bir derneğin veya bir işte şeyin kendi başına faaliyet göstermesi, özgür bir şekilde faaliyet göstermesine söz edemeyiz. Yani mutlaka bir müdahale olur, bir dillendirme olur, bir manipülasyon olur, bir şey olur. Kaldı ki Zazalar üzerinde, yani Zaza Kürtleri üzerinde ayrıca yani Kürtlerin genelinden geneliyle birlikte özel olarak da bir politika uygulanıyor. İşte son yıllarda diyelim ki son özellikle 20 yılda ülkede yani Türkiye genelinde işte Zazalar Kürt değildir. İşte kimi Zazalarda kalkıyor kişiler bazında söylüyorum. Biz Kürt değiliz. İşte Zazaca yazanlara, Zazaca ya hizmet edenlere, Zazaki'nin kurallarını tespit edenlere, Zazaki literatürü oluşturanlara karşı aşırı derecede agresif, hakaretvari, Türkçe olarak yapılıyor bunlar. Böyle bir ortam söz konusudur. Yani şimdi bir Zaza, Türkiye demokratik bir ortam mıdır? Böyle bir Zazaki dernek kurulsun, işte bir oluşum oluşsun ve bunlar çalışsınlar. Bunları kişiler olarak da rahat bırakmazlar, dernek olarak da rahat bırakılmazlar. Öyle bir şey yok yani. Böyle hani varsa da böyle isim olarak varsa da öyle Zaza'daki gerçek anlamda geliştirecek bir oluşum değildir. Yani Zaza dil olarak dile hizmet eden, dilin önünü açan çok da bir şey yapmış olan bir şey yoktur. Ama kişiler vardır yani. Zazaki'yi geliştiren dinamikler kişilerdir yani işte gönül verenler veya belli bir bilince ulaşanlar, dil bilincine ulaşanlardır. Bunlar da hani çok ağır bir şey altındadır, hakaret altındadır, ağır bir baskı altındadır. Her taraftan baskı altındadır. Mesela Türkiye'de kendi başına çalışmak herhangi bir kurumun, herhangi bir partinin, herhangi bir ideolojinin dışında kalmak bile risklidir. Kapatırken nasıl bir gelecek? Özellikle Zazaki dil. Yani şu ana kadar konuştuklarımızdan bir takım iyi niyetli çabalar var ama bunlar çok güçlü desteklere sahip değil. Hatta tam tersine engellemelere, kor görmelere, küçük görmelere muhatap oluyor. O zaman geleceğe yönelik çok iyimser olmak mümkün değil sanki. Ne dersiniz? Maalesef öyle. Ben çok iyimser değilim ama hani hep yaşayacakmış gibi çalışmalarımı yapmaya da devam ediyorum. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince çalışıyorum. İşte sözlük hazırlıyorum şu anda örneğin. Bir sürü çalışmalarım var ama böyle hani Zazaki'ye kalıcı olarak Zazaki'yi yani kalabalığa getirmeden böyle arı, şeffaf, nasıl söyleyeyim, berrak bir şekilde bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Ama böyle hani çok da böyle ümit var değilim. Ama diyelim ki örnekler var. Diyelim Yahudi dili yani İbranice 1000 yıl civarında hani konuşulmadı. Belki kitapları falan vardı işte. Ama 1945'lerden sonra devletleri kurulunca bugün bir resmi bir devletin dilidir. Yani 1000 yıl aradan geçtikten sonra yeniden canlandırıldı. Yani Zazaki'de eğer böyle bir ortam olursa, yani diyelim ki Kürtlerin içerisinde Kürtler bir hakka kavuşursa, Kürtler bir hukuk sahibi olursa, her ne olursa olsun bunun formunu bilmiyorum. Yani ister özerklik olsun, ister muhtariyet olsun, ister ne bileyim yerel yönetimlere serbestlik olsun, her neyse. Yani Kürtçenin piyasada, işte pazarda, siyasette vesaire vesaire toplumsal ortamlarda kullanılması gibi bir durum oluşursa Zazaki bununla beraber gelişir. Böyle bir şey umut verici olur. Bunun da hani şeyin de yumuşaması lazım. Baskıcı güçleri de yumuşaması lazım. Bizim de gayret etmemiz lazım. Yani şimdi hani dedim ya talep yoktu. Evet, ama kendi gayretimizi de yani Zazalar olarak, Kürtler olarak kendi gayretimizi de sorgulamamız lazım. Ama bizi böyle baskısı altına almış olan toplumların ve güçlerin de yumuşaması lazım. Bize fırsat vermesi lazım. Bizi anlaması lazım ki o şeylerde çok mutlu değilim tabii ki. Evet, çok teşekkürler Roşan Bey. Zazalar çok lafı edilen ama pek bilinmeyen bir yapı, bir toplumsal grup. Kürtlerin içerisinde bunu konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. İzleyicilerimize de... Teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Estağfurullah. Valla şimdi ben bunu böyle teker teker yapmaya devam ediyorum. Ama şöyle de bir mesele var biliyorsunuz. Her böyle toplumsal grup, etnik grubun içerisinde farklı bakış açıları var. Ondan sonra şey oluyor... Dayağı araya giren yiyor biliyorsunuz. Bakalım bu sefer ne olacak? Daha önce Lazlarda ve Çerkezlerde başıma küçük çaplı işler geldi. Zazalarda da ve bundan sonra yapacağım şeylerde de gelecek herhalde, ama olsun, bunlar çok önemli hususlar. Kamuoyunu elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sizin vicdanınız rahatsa şuradan buradan sataşmalara hiç kulak asmamanız gerekir diye düşünüyorum. Zaten gazetecilik yaparken bunları göze alıyorsunuzdur. Evet, bize doktor ne yersen ye dedi. Şey değil, alıştık artık, ama yine de her sefer tabii buradaki sorun şudur Roşan Bey. Yani bu... Hani yok olmaya yüz tutan bir takım kültürler, diller söz konusu, kültürler söz konusu. Yani bir şeyin bayağı bir emek verilmesi gerekiyor, fedakarlık edilmesi gerekiyor. Böyle yerlerde insanların buna sahip çıkmak yerine birbirleriyle uğraşmaları beni açıkçası bir vatandaş olarak rahatsız ediyor. Ona özel, yoksa bana bir şey olacağı yok ya. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Evet, Zazalar'ı konuştuk. Araştırmacı, yazar Roşan Lezgin'le konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.